Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatüm. Şu görmüş olduğunuz çocukları merak edersiniz şimdi, niye bunlar çölün ortasında saf saf duruyor diye. Buradaki özellik şu. Burada kurban bayramını kılacağız inşallah. Bayram namazı kılacağız inşallah burada. Hocaları da başlarında görüyorsunuz. Bu çocuklar saf saf düzdüler. Yerdeki taşları temizleyecekler. Namaz kılacağım. Bu çölde taşlar var. Onları temizleyecekler ki namazı rahat kılalım diye. Biraz sonra da köylüler 8-10 tane köy buraya toplanacak ve namazı burada kılacağız. Bunları hocalar böyle sırası dedi ki yerde taşta, diken, çalın ne varsa onları temizleyecekler. Adet burada böyle. Burası buranın camisi. Bir dere akıntısı burası böyle. En düzgün yer burası. Köylerde cami yok. Namazları zaten arazide kırıyorlar. Ama bunlar da burayı daha düzgün buldukları için 8-10 tane köy buraya toplanıp biraz sonra gelecekler ve hep beraber biz de burada bayram namazını kılacağız. Biraz sonra bu yavrularımız taş toplamak için hocaların talimatını bekliyorlar. Görüntü almak için 5 dakika ona verdi bizim için. Temizliğe başlayacaklar inşallah. Rabbim kabul etsin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hayır mübarek inşallah. Ve Türkiye'den geldik. Burayı niçin tercih ettik kardeşlerimiz? Bazı sebeplerden dolayı buraya geldik biz. Türkiye'deki Müslüman kardeşlerimizin sizlere selamları var. Dolayısıyla da buraya gelmemizin sebebi, birincisi İslam'ın ilk hicret mekanı olduğu için buraya geldik. İkincisi Bilal-i Habeşi'nin memleketi olduğu için buraya geldik. Üçüncüsü Kral Necaşi'nin memleketi olduğu için buraya geldik. Türkiye'den gelirken de boş gelmedik. Türkiye'deki kardeşlerimiz sizlere kurban gönderdiler. Bayram hediyesi olarak. Geç verevet inşallah. Nezaho hediye inşallah. Onları size gönderdiler. Oradan sizlere selam getirdik. Bütün Türkiye'deki kardeşlerimize selamlar var. Bayramınızı kutluyorlar. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Muhterem kardeşlerimiz, Türkiye'deki kardeşlerimizin, Habeşistan'daki kardeşlerimize kesilmek üzere vekalet usulüyle göndermiş oldukları kurbanların bugün bayramın birinci günü olması münasebetiyle kesime başlıyoruz. Bayram namazlarımızı kıldık. Kasaplarımız hazır vaziyette duruyor burada. Almış olduğumuz, keseceğimiz davarlarımız da burada duruyor inşallah, yakınımızda duruyor. Şimdi burada kurban bağışlayan kardeşlerimizin, bize vekalet olan kardeşlerimizin isimlerini okuyacağız. İsimlerden sonra da ismini okumuş olduğumuz kardeşlerimizin bizde olan vekaletlerini kasaplara vereceğiz ve onlarla beraber tekbir getireceğiz. Ondan sonra kesim devam edecek inşallah. Şimdi ben isimleri okumaya başlıyorum. Emine Ambar, Nurhan Gezer, Hatice Bülbül, Şükran Bezci, Ali Bahçeci, Ayşe Bahçeci, Gülşen Erdinç, Sedat Yoğurtçu, Halit Kılıçarslan, Mukaddes Demirci, Sinan Demirci, Sabri Ünver, Sabriye Ünver, Yelik, Ulutaş Seçkin, Dursun Yıldız, Oner Taştan, Veysel Taştan, Selvi Taştan, Yusuf Karakuş, Ayvaz Karakuş, merhum Salih ve Fatma Ambarlılar, Elif Ambarlılar, Ruhan Alaybey, Fatma Nur Alaybey, merhum Hüseyin ve Rukiye Selçuk, İsmail Keleş, Asiye Keleş, Mustafa Arıcan, Ahmet Arıcan, Miraç Arıcan, Koray Özdemir, Kaya Bey Kaya, Saadet Kaya, Sadık Yılmaz, Necla Yılmaz, Asiye Yılmaz, Fatma Yiğit, Ayşe Yiğit, Ali Esenboğa, Ahmet Pabuççu, Süheyla Pabuççu ve Süheyla Pabuççu'nun bir de Peygamberimiz adına kestirmiş olduğu kurbanı var. İsmail Bayram, Resmiye Turna, Fatma Şentürk, Kezban Koç, Yasemin Köroğlu, Mehmet Keskin, Necati Akpınar, Saniye Yamanoğlu, Şakir Yılmaz, Mehmet Kömeçoğlu,
Bayram Yılmaz, Şakire Yılmaz, Emine Peker, Neriman Baldan, Mecnun Baldan, Hakan Batıgün, Mürvet Batıgün, Sema Batıgün, Sabri Rengi. Kardeşlerimizin kurbanlarını keseceğiz. Vekaleti bende olan bu isimler okumuş olduğum lisedeki kardeşlerimizin ve diğerlerinin kurbanlarını kesmek üzere vekaletlerini severim. Kabul ettiniz mi? Kabul ettim. Allahu Ekber. Hatice Rengi, Fatma Rengi, Belma Yayla, Tuğba Yayla Özkan, Şemsettin Ergin, Süleyman Yılmaz, Cihan Kaya, İtibar Kaya, Süheyla Babutçu, İbrahim Babutçu, A. Kemal Ağbulut, Ünvani Türkmen, Engin Türkmen, Hale Türkmen, İbrahim Türkmen, Ahmet Yılmaz, Alim Keftioğlu, Hatice Özdemir, Oğuz Bahadır Acar, Hüsamettin Şimşek, Asiye Şimşek, Fatma Şimşek, Dürdane Duygu Duyurgan, Melek Şan, Naime Şan, Nurhan Şan, Mehmet Yüksel Arıcan, Hatice Arıcan, Kübra Arıcan, Şenay Gür, Ayşe Topçuoğlu, Nihat Bayraktar, Saim Kadıoğlu, Tuğçe Kadıoğlu, Saliha Gezginci, merhum Erdinç Korkmaz, Hasan Zeygir Gökyar, Ahmet Sami Kahraman, Merve Kahraman, Şengül Erdem, Ali Yaşar Erdem, Hamdüne Kahraman, Niyazi Ayyıldız, Furkan Erman, Dilara Erman, Nezahat Şentürk, Cahit Baladoğlu. Şimdi bunları kestireceğiz inşallah. Devamı gelecek inşallah. Vekaletleri sevdim. Kabul ettiniz mi? Tekabbel Allah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ceren Ayda Ada, Zeynep Geçir, Emine Geçir, Yusuf Geçimli, Şükriye Geçimli, Züriye Geçimli, Ali Mücahit Geçimli, Suna Nur Geçimli, Özlem Akkuru, İbrahim Tan Uğur, Fatma Tan Uğur, Yusuf Alkan, Hava Çoban, Azife Çoban, Zeynep Çoban, Betül Akik, Hacer Şişik, Mustafa Okur, Mevlüt Avrani, Mustafa Okumuş, Dudu Solmaz, Elmas Kandemir, Nefise Aldemir, Yeter Koca, Fadime Tekeş, Zahide Dönmez, Fatih Okumuş, Hüseyin Ak Yıldız, Filiz Ay Yıldız, Uğur Mustafa Aytekin, Mecittin Özkaran, Mehmet Dönmez, Bahriye Özkaran, Mustafa Özkaran, Peygamberimizin adına tekrar Mustafa Özkaran, spor salonu sporcuları sadaka niyetine, Adem Göceci, Esat Yahyaoğlu, Hatice Ünal, Hatice Ünal, Merve Koca, Savaş Uyar, Hasan Bahriren, Hasan Bağıran, Naci Yılmaz, Özgür Yılmaz, Hüseyin Yılmaz, Hava Yılmaz, Vahide Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Ekrem Unlu, Fatma Öz. İsmini okuduğum şahısların vekaleten kurban kesimini kabul ediyor musunuz? Kabul ediyor musunuz? Kabul ediyor musunuz? Nuri Yontucu, Sabriye Yontucu, Saliha Arslan, Ayşe Abaş, Aydın İnan, Miyase Avşar, Meral Dutarkan, Hasan Noyin, Asiye Noyin, Asiye Emren, Saliha Korkmaz, Ömer Reha Arıkkan, Ümmü Demirtaş, Muazzaz Akgül, Tahir Cem Balmumu, Seyfettin Altınok, Firdevs Saraç, Burhan Ozan, İbrahim Özmen, Hüseyin Özmen, Selma Yavuz, Şeyma Yavuz, Fikriye Demir, Ferhan Karaş, İbrahim Erdoğan, Zeynep Ertaş, Mehmet Büyükdamgacı, Ayşe Kısacık, Ünal Gargı, Nazan Akgüç, Gülcan Gülce, Muhammed Fatih Özçimi, Fahrettin Karakaya, Ersin Erkan,
Naciye Konuk, Nilay Uslu, Ayten Hocaoğlu, Serpil Çiftçi, Yasemin Yaman Yıldız, Nilüfer Yaman, Elif Bayrak, Münir Çevik, Süleyman Eken, Mustafa Çevik, Bekir Özel, Ahmet Arık, Nevin Ak. Rabbim bütün kardeşlerimizin kurbanını kabul etsin. Cenab-ı Hak daha çok ikram etme imkanları nasip etsin. Amin. Bu kardeşlerimizin duasını Cenab-ı Hak herkese nasip etsin diyoruz. Amin. Geçmiş olan bayramımızı da kutluyoruz inşallah. Gelecek bayramımızda inşallah. Hoş geldiniz. Şu an Etiyopya'nın Dredava eyaletinde Gandereg'e denen bölgedeyiz. Buradaki kompleksimizden size kısaca bahsedeyim. Arkamda görmüş olduğunuz bina 160 metrekare alana kurulmuş. 4 tane 40 metrekarelik sınıfımız var. Şu an takriben 210 tane öğrencimiz burada okuyor, ders görüyorlar. Evet, az önce görmüş olduğunuz bina derslikten oluşuyordu. 4 tane 40 metrekarelik dersimiz vardı. Arkamda görmüş olduğunuz Musa Efendi Yetimhanesi, orada sadece derslik var. Arkamda görmüş olduğunuz bina Hasan Efendi Aşevi. Bu binada 4 parçadan oluşuyor. Misafirhanemiz var, kişilerimiz var, depomuz. Burada 70 kişi bir seferde yemek yiyebiliyor. 3 partide, 210 tane çocuk var şu an. 3 partide yemeklerini yiyebiliyorlar. Şu anda yemek esnafındalar. Hemen bitişinde de mutfağımız var. Yemekler orada pişiriliyor ve buraya servis ediliyor. Evet, şimdi Etiyopya'nın Habeşistan'ı Gendereg bölgesinde Musa Efendi Yetimhanemizin baş edildiğiz şu an. Allah nasip etti, tekrar şu ana kadar geldik. Üzerimizdeki haber emanetleri getirdik. Yetimhanedeki yetim çocuklarımızı pişmiş aş olarak Türkiye'den hayırseverlerimizin gönderdiği kadar hakika şükür kurbanlığını canlı olarak gönderen arkadaşlara hem de bir motivasyon kaynağı olsun diye inşallah kısa bir görüntü alacağız. Çocuklarımızı davet edelim. Bismillah deyip hep beraber başlayalım. Çocuklarımızın anne ve babaları yok. Her biri yetim çocuklarımız. Evet.
25 aday Akika ve Şeyh'in şükür kurbanlarını isimlerini burada kısaca okuyayım. Kendilerinden Allah razı olsun. Suat Dinar, Ayaz Bebek, Ahmet Hama, İsmet Celen, Salih Zeki Ekici, Kurday Kuran, Tuğba Celen, Şengül Yiğit, Derya Ayşe Ağırlar, Muamera Dinler 3 adet olmak kaydıyla. Beyza Sever, Aynes adına bereket olsun diye bir adamız var Beyza adına. Emre Özçınar, Efe Özçınar ailesi, Sevda Ayhan ve Yetkin ailesi. Kendilerinden Allah razı olsun. Her zaman derneği olan katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ve kendilerine biz onlara vesile olduk. Gördükleri gibi her biri anasız babasız yetim çocuklar, Aybiyesin Musa Efendi yetimhanesindeki çocuklarımızın etli pilav olarak ve bugün bunların inanın bayramı. Çünkü yemeği normalde zor bulanların etli yemeği ne olduğunu umarım takdir edersin. Tekrar Allah hepinizden razı olsun. Habeşistan halkı adına ve bu yetimlerimiz adına hepinize sonsuz teşekkürler ediyoruz. Allah razı olsun. İstanbul'a Türkiye'ye dönünce bir an önce bitirip 50 yetimimizi daha inşallah sahiplendireceğiz ve onların hayatlarını, maddi, manevi, hem yeme içmelerini, hem okumalarını, eğitim almalarını, hem yaşı, hem ibadete, hem yatmalarını inşallah onlara da gayret edeceğiz. IBS olarak herkese, Türkiye'deki hayırseverlere, bu işe gönül verenlere, burada bu çileyi çeken herkese sonsuz teşekkür ederim. Allah herkesten razı olsun. Allah razı olsun.
ameliyatı yaptırdı. Hastalara sorar mısın bu ameliyatı olurken neler hissediyorlar? Bize zor diyor yani parası yok diyor bunu yapmak için ameliyat. Biz böyle duyduk biz geldik diyor. Kızlarla geçtik. Sen nasıl hissediyorsun? Hadi akşam Feyza. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Ne diyeyim? Ne diyeyim? Ne diyeyim? Ne Köyden gezdi. Köyde yaşıyor. Parası bitti burada yani. Ev falan yokmuş. Burada kalıyor. Dredeva'da bütün ameliyatların yapıldığı tek yer burası. Ufak bir klinik. Ona rağmen buradaki hastalara hizmet etmek bizi de mutlu ediyor. Teşekkür ederiz. Türkiye'deki size yardım eden, katarakt ameliyatınızı yapan insanlara da dua edin inşallah. Biz size dua ediyoruz. Sizler de dua edin inşallah. Tamam, dua yapıyoruz diyor. Şimdi ilaç bekliyor. 135 ameliyatımızdan birisi ablamız, değil mi? Allah'ın izniyle Şafi ismiyle şifa bulacak bizden. Kendini nasıl hissediyor? Nasıl hissediyor kendini? Şu an kendini nasıl hissediyorsun? Oh, elhamdülillah. Allah razı olsun. Boru mevkiinde yine yaklaşık 5-6 kasabanın ve hayvanların faydalanabildiği İstanbul'daki Müzeyyen hocamızın vesile olması adını da hızır su kuyusu olarak.